sen mi? Lan git, onlar ne olacaklar? Yok tövbe tövbe, öyle ne, bir şey yapmıyorum. Ne yapmıyorsun? Beril mi? Ya. Beril sana aşık olmuş benim oğlum. Ben de oğluna aşık oldum. Oğlunu bana ne zaman alıyorsun? Evlendirelim mi? Ne zaman evleniyoruz? Ne zaman evleneceksin? Büyünce. Evim büyünce kaç yaşında olacaksın? O zaman da daha güzel kızlar gelir. Yaşlarında. Kırıldım. Ama ben daha 5 yaşında. Hayır, ben yaşlansam da güzel olur. Lokumum benim. Neye dolanıyorsun? Al. Al dolandığın şey. Pıt. Sen büyüyünce de herhalde sadece meme emel. Ne için? Daha güzel şeyler bulur. Hem emmeli hem sokmalı. Anam gözümün içine bakıyor. Ama ölürüm. Ölürüm. Artık şuraya koyacağım ya. Getirsene benim şeyi içerideki o şey. Nereden bulacağım ki? Şey masanın altında işte. Oluyor mu buraya? Olur yani, niye olmasın? Evet, getireyim. Anlarsın. Şu masanın üstünü boşaltıvereceğiz, oraya da koyabilirsin. Kim boşaltacak burayı? Melisa ne oldu lan? Melisa üzgün. Ben de ne oldu dedim. Yavrum. Ben onu getiriyorum o zaman. Ay. Kanka dur, birazdan oraya gideceğiz. Kullanacağım şimdi ben onu. Niye? Dur. Akıl güzel. Meme yakın dolarmış. Memenin içinden artık kıl çıkıyor. Şu içinden emdiğin yer var ya. Tövbe tövbe. Ağzına geldi işte kıl. Al, em de bir daha göz. Anam. Aha geldi kıl. Nasıl tiksinmiyorsun? Nasıl midem bulanmıyor anlamıyorum ya. Bak. Hasan Can diye biri vardı, tamam mı? Bu daha yeni anlatıyor. Alkol aldığımız yerdi. Bana Melisa yazmış. Bu arada Delan'ın bende bir tane sayfa var. Bir tane tişört var. Benim de aynı şekilde onda var. Benden hiç istemedi ama kanka getir falan diye. Ben de hani bir şey demedim yani. Çünkü tayt zaten yırtık pırtık yani. O gün hastalandığım için giymiştim. Melisa dedi Hasan Can. Efendim dedim. Ela'nın kıyafetleri sende kalmış dedi. Bak adam yazıyor yani bana. Ela niye kendisi yazmıyor? İşte bak ben de onu diyorum ya. Ela şu şey değil mi, senin geçen anlattın. Annesi yalaz, seni arayan. Yani. Bak. Yani niye işlerini kendi halletmiyor da yalaz, anasını işte abisine yazdırıyor aynen, ki? Aynen bak dur. Çocuk musun? Ben dedim ki ay yok artık sana mı söyletiyor dedim, güldüm. Benim de onda kıyafetlerim var ama gidip de millete yazdırtmıyorum. Gelip bana desin zaten vereceğim. Giymiyorum dedim. Abi sen söyle diye bir şey demedi. Konuşurken söyledi. Tabii. Ben sana söylemek istedim dedi. Nereden biliyorsun o zaman ben de olduğunu, benim için yazman çok saçma dedim. O da versin sen de verin. Bir tayt bir tişört var zaten ki bende bir sürü var. Kıyafet üstüne yatacak bir insan değilim. Veririm zaten, giymiyorum. Ama bana millete dedirtmesin, kendi desin. Ha 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 vereyim zaten, vermem demedim. Gelsin alsın dedim. Tamam işiniz... İşi tamam işte, neleriniz varsa birbirinizde ikiniz de alırsınız, olur biten. Ben sana sahip çıkarsın diye güvendim. Sen kızı ortama koymaya çalışmışsın dedi. Pardon dedim, bir daha görüşmeyin dedi. Ortam derken hayırdır, ne ortamıymış bu? Açtırmasın benim ağzımı dedim. Erkek arkadaşın yanına giderken neden çağırdın mesela dedi. Ben de dedim ki olayları bilmeden benimle bu şekilde konuşma. Duyduğun zaman Ela'yı bana savunduğuna pişman olursun. Ben götürmedim. Bir, kendisi geldi. İki, ben eve geçtim. O gelecek, o da gelecekti bize. Gelmeyip erkeklerin yanında kalmayı tercih etti. Kalıp öpüşüp sarılıp sevgilisi varken sevgili olan o dedim. Ben de saklıyor bu durumu dedim. Umut benim teşekkür ederim. Benim arkadaşım bunu bana söylüyor dedim. Ben o halde
sevgilisi var, ne saçmalıyorsun dediğinde çocuk direkt bağını kopardı dedi. Ya. Yaptığını bilmeden konuşma dedi. Tamam, güzel konuş bak, bundan sonra görüşmeyin, güzel konuşalım zaten. Evet. Ben kendi yaptıklarını ben yapmışım gibi anlatma. Kesene bereket. Arkadaşım ben eve bırakmaya geldiğinde kalkıp da çocuklara takılalım gezelim deyip de sana ayrı konuşmasın dedim. Ben sağ sana her türlü kanıtlarım bunu dedim. Ya küçük onu da sağlıklı düşünüp sağlıklı hareket edemez. Sen onu ablasısın, kimle gezerse o... Ablasısın mı? Aynen, büyüğünme ben önden. Gerizekalı. Sana emanet at oldu, yazık günah dedi. Hadi ya, onca şey olduktan sonra yaş katın ortaya. Kusura bakmayın, orospulun yaşı olmuyor, görüyoruz. Ne demeye çalışıyorsun? Ben sırf Salim'i seviyor diye o çocuğunla kalkıp da söylememiştim falan filan yapmıştım. Dedikodu bayağı yazdım. Ya. Sonra Ela'ya dedim ki... Milleti benim üstüme salmak değil, saçma sapan kendi yaptıklarını ortadan kaldırıp da dedim. Ben ne yaptım dedi. Hasan Can'a...